Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için büyük küçük herkesin severek yediği donutlardan hazırladık. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde karıştırma kabımıza 1 çay bardağı sıcağa yakın ılık sütümüzü, toz şekerimizi ve kuru mayamızı alalım. Şeker ve maya eriyene kadar şöyle bir karıştıralım. Ardından yumurtalarımızı kıralım. 1 paket şekerli vanilin ilave edelim. Ve yalnızca 1 çimdik tuz ekleyip tekrar şöyle bir karıştıralım ve artık yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlayalım. Hamurumuzu yeterince yoğurduktan sonra 75 gram kadar tereyağımızı alıyoruz ve hamurumuza iyice yedirene kadar, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, hamurumuzu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurduk. Kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak, biraz da ele yapışan bir hamurumuz oldu. Evet, şimdi hamurumuzun üzerine bir streç filmle kapatacağız ve yaklaşık 45-50 dakika mayalandırmaya bırakacağız. Evet, hamurumuz yeterince dinlendi, mayalandı. Tezgahımıza hamurun altı yapışmayacak kadar çok az un serptikten sonra hamurumuzu yaklaşık bir parmak kalınlığına gelene kadar açmaya başlıyoruz. Evet, hamurumuzu bir parmak kadar incelttikten sonra bir kalıp yardımıyla veya bir bardak da kullanabilirsiniz, yuvarlak şekiller çıkarıyoruz. Fazlalık hamurları kenardan topluyoruz. Bunları tekrardan açıp tekrardan yuvarlak şekiller çıkaracağız. Şimdilik kenara koyuyoruz. Ve hazırladığımız bu şekillerin ortasına daha küçük bir kalıpla yine yuvarlak delikler açıyoruz. Ortadaki bu hamurları da alıyoruz. Hazırladığımız bu donut hamurlarımızı kabarması için şöyle ufak bir yağlı kağıdın üzerine koyuyoruz ki kabarma aşamasından sonra elimiz hamura değmesin ve kabarıklığı inmesin. Evet, şimdi tek yapmamız gereken hamurlarımızın üzerine ince bir bez örtüp tekrar mayalanmalarını beklemek. Evet, donut hamurlarımız 20-25 dakika kabardı. Tenceremize yaklaşık 1,5-2 parmak kalınlığında sıvı yağımızı ekledik. Yağımız yeterince kızdı. Ocağımızın altını biraz düşük ayara getirdik. Ve şimdi donutlarımızı kağıtlarıyla birlikte tenceremize bırakıyoruz. Ve bir maşa yardımıyla alttaki kağıtları çekiyoruz. Ocağımızın altı kısık ayarda, yavaş yavaş pişiriyoruz. Ve bir çöp şiş yardımıyla kızaran donutlarımızı çeviriyoruz. Evet, her iki tarafı da kızaran donutlarımızı tavamızdan alıyoruz. Ve fazla yağını çekmesi için havlu kağıt üzerine bırakıyoruz. Evet, donutlarımızı kızarttık. Biraz da soğumalarını bekledik. Bakın, öncesinde şöyle yakından göstereyim. Gayet güzel pofuduk pofuduk donutlarımız oldu. Şimdi benmari usulü erittiğim çikolatamın içine daldırıyorum.
ve üzerini biraz renkli şekerlemelerle süslüyorum. Evet, bunu isterseniz beyaz çikolatayla, isterseniz farklı şekerlemelerle de yapabilirsiniz. Evet, donutlarımızın hepsini çikolatalarla, şekerlemelerle süsledik. Servis tabağımıza aldık. Yaparken biraz çoktu ama şu an elimizde çekim için çok az kaldı. Neden? Çünkü evde 3 tane çocuk var. Hemen bir tanesinin de şu şekilde müsaadenizle tadına bakacağım. İnanın çocukların sabredemediği kadar var. İçinin hamurunun puf pufluğuna bakar mısınız? Sünger gibi. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram ve YouTube kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.